Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün akıllı bir ev ürünüyle, bir akıllı ev ürünüyle uğraşacağız. Tapo'nun L530E modeli akıllı ampulü. Tapo hatırlarsınız, bir TP Link markası. TP Link'in, TP Link'in çok ürününü zaten Teknoseyir'de konuk ettik. Tapo onların geliştirdiği böyle akıllı ürünlere yoğunlaşan ikinci bir marka. Evet, E27 tipi. Herkesin tanıdığı tipte duya sahip olan bir ampul esasen. Ee, 60 Watt ampule denk, tabii ki LED bir ampul. 60 Watt akkor ampule denk 8.7 Watt aslında güç çekiyor. 806 lümen parlaklığı var. Şu anda %3 falan düzeyinde açınca, göstereceğim zaten, işte 60 Watt ampul kadar ışık veriyor. Bu ampul modelinin özelliği renkli olması. Yani şu anda biz normal sıcak bir sarıya ayarladık. Evlerimizde, işlerimizde tercih edeceğimiz şey ama hani 16 milyon renk evinizde. Ee, Wi-Fi'ya 2.4 GHz Wi-Fi'ya bağlanıyor. 802.11n destekli. Bütün kurulumunu telefonunuzdan yapıyorsunuz. Tapo uygulamasından yapıyorsunuz. Kurulumu ben ilk seferde, ben de hep böyle şeylerde sorun yaşarım. İlk seferde gerçekleştirdim. Telefona kurduğum uygulamayla bir sorun olmadı. Ee, renk sıcaklığı. 2500 Kelvin 6500 Kelvin arası belirtilmiş. Yani buradan tabii zaten kırmızı olabildiği için şundan çok daha sıcak bir sarı ya da mavisini arttırıp çok daha soğuk bir beyaz alabiliyorsunuz. Ee, akıllı ampul olunca tabii ki bunun bir yazılım boyutu var. Telefonumda şu anda kurulu olan TAPO uygulamasıyla ne yapabiliyorsunuz? Bir kere birkaç ampulü gruplayabiliyorsunuz. Zamanlama özelliği işin içine geliyor. Şu saatte yansın, şu saatte kapansın. Hatta şu saatte kırmızı yansın. Eğer böyle bir şey işinize yarayacaksa, ihtiyacınız varsa. Şu saatte kırmızı yansın, sonra maviye dönsün. Ya da şiddeti akşamın ilk saatlerinde %20 şiddetinde yansın ama sonra hava karardıkça ilerlesin, %100 parlaklığa çıksın. Tamamı sizin keyfinize kalmış. Ee, Aslına bakarsanız zaten bu ampulleri kullanacaksanız arkadaşlar bu ampulleri öyle elektrik düğmesiyle açıp kapattığınız bir ortamda kullanmanın bir anlamı yok. Bunun kendi kendini açıp kapaması lazım. programlamanız lazım o zaman anlamlı. Ee, sonuçta normal bir ampulden daha pahalı bir şey. akıllı olmasının hakkını versin. Ee, bunu e, otomatik olarak her gün siz olsanız da olmasanız da ya da haftanın bazı günleri bunu da ayarlayabiliyorsunuz yanıp istediğiniz saatte kapanacak ya da rengi değişecek şekilde programlayacağınız ortamlarda kullanın. Evde olmama, evde olmadığınızı yazılımdan girebilirsiniz. Siz evde olmasanız bile o yanıyor, sönüyor falan evde birisi var <laughs> hissi veriyor. Google Asistan desteği var. Alexa desteği var. Bir de benim önem verdiğim bir şey Google Home desteği var. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar hani birçoğunuz bu akıllı ev ürünleriyle belki TP-Link ürünleriyle tanıştı. TP-Link ürünleriyle tanıştı. Bir kurulum yaptınız evinizde akıllı prizler, akıllı ampuller, seride çok yer verdiğimiz ürünler. Ama şimdi TAPO çıkınca TAPO'nun kendi uygulaması var. TP-Link'in uygulaması onu görmüyor. E, i̇ki uygulama mı kullanacağız yönetim için diyebilirsiniz. Google Home orada bir çözüm oluyor. Siz o TAPO hesabınızı, TP Link hesabınızı Google Home'a ekliyorsunuz. O ürünlerin hepsi Google Home'da tek bir arayüze geliyor ve Google Home uygulamasından da bunun parlaklığını, rengini değiştirebiliyorsunuz. Bir çözüm olarak aklınızda olsun. 15.000 saat ömür belirtmiş TAPO ya da TP-Link. 15.000 açma kapama demiş. O açma kapamadan önce ömrü de olacaktır zaten. Aslına bakarsanız bu ampullerin de ömrü LED aydınlatma kısmından değil de sahip olduğu Wi-Fi aparatından daha çok kaynaklanıyor. 15.000 saat kabul edilebilir bir süre. 130 lira civarı bir fiyatı var. Bu ampuller çalışma. şimdi bazı firmaların ampullerinde bir evinizde bir kurulum yapıp kullanmak, telefondan yönetmek için bir merkez gerekiyor. Hub dedikleri bir merkez gerekiyor. Ampuller o merkezle konuşuyor, telefon da o merkezle konuşuyor. TP-Link'in sisteminde öyle değil. Her ampul kendi başına Wi-Fi'ye bağlanan ağda gözüken bir cihaz. Uygulamaya ekliyorsunuz, tanıtıyorsunuz, uygulamadan isim de veriyorsunuz. İşte salon, çalışma odası, balkon nasıl isterseniz. Ne yapabiliyorsunuz? Mesela renk. Dedim ya bütün renkler var. Bunlar önceden programlanmış renkler. Siz kendi ince ayarınızda yapabilirsiniz. Artık mor ışığa ihtiyacınız varsa, şöyle turkuaz ışığa <laughs> ihtiyacınız varsa var. Şu anda parlaklığı %100'e çıktı. Azaltıyorum. %50 yapayım size. Tabii ne kadar kameradan yansımasını göreceksiniz? %50. Bu parlaklık. İyice azalttım. %1 ya da %100. Mavi, kırmızı, yeşil artık özel bir kullanıma göre ne kadar ihtiyacınız olacak bilmiyorum. Ama bu 6000 kelvinde baya sert beyaz bir ışık aydınlatma için. Benim tavsiyem sizin kendinize daha şöyle şey bir biraz sarı, biraz beyaz bir renk seçmenizdir. Sadece beyaz ışık biraz rahatsız edici olur. Bütün ayarlar size sunulmuş. Dediğim gibi hani uygulamada isterseniz işte sahne Diye geçiyor hani Evde film seyredeceksiniz 3 tane ampul var film seyredeceksiniz hepsi %10'a gelsin hepsi Bayağı bir sarı sıcak bir şeye gelsin Size kalmış otur ayarları falan yapmak size kalmış Zamanlama falan hepsi size kalmış Firmware bunun da bir firmware var bunun da firmware update'i var yine tapo yazılımı bunu yapıyor Kapatabiliyorsunuz tabii ki komple. Bunun dışında zamanlamadan bahsetmiştim. Hani orada iki boyutu var. İsterseniz hani haftalık düzen. Salı günü şöyle çalışsın. Çarşamba günü böyle çalışsın türü şeyler var. Ya da hani ya şimdi yarım saat yatmak üzereyim, uyumak üzereyim. Yarım saat ben uyuduktan sonra kapansın. Bir saat yansın falan gibi. Timer. Zamanlayıcı. O da emrinizde. Renk ışık ayarlığından zaten bahsetmiştim. İsterseniz şey de var ama çok fazla hani kullanımda ben etkisini görmedim. Şeye göre kendi kendine işte günün saatine göre rengini değiştirsin falan. Ben kendim programlamayı tercih ediyorum bu tür cihazlarda. Sorunsuz çalışan, akıllı, bir akıllı ev ürünü. Dediğim gibi renk konusu çok fazla uygulamada şöyle birazcık kamerayı bastırmasın. %6'yı ayarladım, beyazı ayarladım şu anda. Günlük hayatta renk hani yeşil ışık, mavi ışık, kırmızı ışık tabii ki sıradan bir kurulumda ne kadar işe yarayacak? Fakat şurada anlamda beyazın sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Hani o bir renkli olması, 16 milyon renk desteklemesi onu sağlıyor. Mesela işte şu çok beyaz. Normalde bir ortamı böyle aydınlatırsanız birazcık hani çiğ bir beyazdır. İnsan biraz rahatsız olur. Güneş ışığı bu kadar beyaz gelmiyor bize ya. Ne yapalım? Birazcık sarı atalım içine. Şiddeti de biraz arttı. Birazcık sarı atalım. 2900 Kelvin. Daha sıcak, daha konforlu, daha güzel bir sıcaklık bu. İşte renkli ampulde sadece yemyeşil, masmavi falan gibi düşünmeyin. Bu yetenek güzel. Bu özellik güzel. Beğendiğiniz ayarı da kaydedebiliyorsunuz. E o artık bir düğmeyle bir başta işte ya da o programlayabiliyorsunuz dedim ya. Şu saatte benim şu ayarımı çağırsın diye programlıyorsunuz. O şekilde oluyor. Evet en akıllı eve giriş. En temel ürünler bence akıllı ampuller. Başta, başta söylediğim gibi salonda... Anahtara basıp açıp kapadığınız çalışma odasında anahtara basıp kapadığınız ampulü kullanmak için çok uygun değil. Kendi kendine çalışacağı ortamlarda her günü tek tek programlayıp istiyorsanız bayağı işlevsel kurulumlar oluşturabilirsiniz. Yazılımı da açıkçası sorunsuz gayet rahat çalışan firmware güncellemesini falan da size haber veren sunan güç tüketimini şu kadar watt tükettim falan diye bildirebilen yetenekli bir yazılım. Bence gayet başarılı olmuş. Tapo'nun e, akıllı ev ürünlerinin çoğuna yer verdik geçmişte hatırlıyorsanız kameralarına falan da fiyat olarak da biraz daha cazip oluyor. Evet, beğeninize böyle bir ampul, LED ampul de akıllı LED ampul sunulmuş durumda. Tekno seride yine benzer ürünlerde buluşmak üzere.